Toprağın Bereketim'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Nesrin Korkmaz. Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde Ordu'yu Tarım Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve Ordu'yu Tarım Orman Müdürlüğü teknik personeliyle beraber kışlık sebze yetiştiriciliğine dair merak edilenleri üreticilerimizle beraber sizlere aktaracağız. Toprağın Bereketim başlıyor. Yanımda Ordu'yu Tarım Orman Müdürlüğü teknik personeli ve ziraat mühendisi Ayçin Oruç var. Ayçin Hanım bizlere kışlık sebze yetiştiriciliğine dair merak edilenleri anlatacak. Evet Ayçin Hanım, neler anlatacaksınız? Merhabalar. Seracılığın amacı 12 ay boyunca tarımsal faaliyetin devam etmesidir. Ancak ilimizde kış aylarında seralarda ısıtma yapılmamaktadır maliyetin yüksek olmasından dolayı. Bu nedenle ısıtmasız seralara uygun, ekonomik değeri olan kışlık sebzeler seçilerek dikimleri yapılmaktadır. Bu şekilde hem yıl boyunca faaliyet devam etmekte hem de ekonomik katkı sağlanmaktadır. Başta marul olmak üzere yeşil soğan, ıspanak, maydanoz, tere, roka gibi birçok kışlık ürün seralarımızda yetiştirilmektedir. Şu an içinde bulunduğumuz serada da kışlık sebzelerin dikimi için hazırlanmış bulunmakta. Daha önce üreticimiz tarafından bir kısım brokoli dikilmiş ve şu anda da marul yetiştiriciliğini hazırlamak için seraların dikimlerini yapmaktalar. İsterseniz buyurun üreticilerimizle birlikte dikime başlayalım. Tamamdır, olur. Şöyle yavaş yavaş. Nasıl dikeceğiz peki? Kolay gelsin. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Züleyha İnan. Bu işe rahmetli eşimin isteğiyle başladık. Ne kadar oluyor peki başlayalım? 2 sene. İkinci senedeyiz. Tabii biz de hiç bilmiyorduk ama yaparak öğrendik. Allah razı olsun. Ziraattan arkadaşlar da çok yardımcı oldular. Özellikle Tuğrul abi ilgilendi bizimle. Yapıyoruz yani. Şu an marul dikiyorsunuz. Aynen. Peki iyi bir marul dikmenin püf noktası mı diyelim? Nedir yani bunun kriteri? Ya marul ne bileyim dikeceksin. Çünkü dikmeyi bilmeyen insanlar da vardır aynen. Mutlaka. Ya çok basit aslında. Yani şu şey mesela toprağıyla beraber çıkaracaksın. Güzel de yumuşak toprağını yapacaksın yere koyacaksın. Tek misiniz burada yani? Tek başınıza mı yürütüyorsunuz? Yok, kızımla yapıyoruz ikimiz. Aynen. Kızınız kaç yaşında? 22. Oldukça genç. Yani aynen. Siz ailecek, çiftçilikle, tarımla uğraşan bir ailesiniz. Peki ne kadar zaman aldı? Yani aslında ne kadar zamandır buradasınız?
Başladığımız mı? 2 sene. İki sene. İlk senemiz biraz şeyli geçti ama bu sene daha iyiyiz. Peki siz buradan üreticilere tavsiye ediyor musunuz? Ediyorum. Ediyorum aynen. Hem bir uğraş oluyor hem bir yan kazanç oluyor. Ben ne bileyim yani çok güzel. Herkes uğraşsın. Aynen. Istiyorsunuz. Aynen. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ben de teşekkür ediyorum. Yanımda Elif Yılmaz var. Elif'i diğer çiftçilerden, diğer üreticilerden ayıran özelliği oldukça genç olması. Kendisi 22 yaşında ve gördüğünüz sırada çalışıyor. Evet Elif, öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ben Elif Yılmaz, 22 yaşındayım. Bu seraya 2020 yılında başvuruda bulunduk. Tarım İl ve Müdürlüğü'ne buradan çok teşekkür ederim ve yetkililere çok teşekkür ederim. Genç girişimci olduğum için de bana çok destekçi oldular. Bu sera benim için çok değerli diyeyim, benim için çok farklı. Neden farkı ne peki senin için? Benim için bu sera babam çok istemişti. Babam istediği için bu serayı devam ettirmeyi çok istiyorum. Ben bu serayı bitirmek istemiyorum. Yanına bir sera daha yapmak da istiyorum Allah nasip ederse. Benim için çok daha böyle verimli oluyor. Genç olduğum için de hiperaktif oluyorum. Daha hızlı oluyor. Böyle benim için zaman geçiriyorum. Yani benim için önemli olan bunlar. Benim zamanımı burada gidirebiliyorum. Hep tarımla mı uğraşıyordun? Hep çiftçilikle mi uğraşıyordun? Peki çünkü senin yaşıtındaki diğer gençlerin pek ilgi alanı değil maalesef. Evet. Çiftçilik ilgi isteyen bir alanda. Sen bu konuda yani hep meyilli miydin? Hep seviyor muydun? Buradan bir mesaj da vermek ister misin bu konuyla ilgili peki? Sevip sevmemek, sevmek evet kişiye bağlı bir şey ama tarım yani böyle çiftçilikle uğraşmak çok güzel bir şey. Herkese gerçekten çok tavsiye ederim. Hani ya senin için bir uğraş oluyor, sen burada ilgileniyorsun, stresini atıyorsun, zamanını geçiriyorsun. Gerçekten bütün gençlere tavsiye ederim. Ordu'da bu konuda eğer projelere başvurmak isterse ne yapmalılar gençler peki? Tarım İl Müdürlüğü'ne gidip başvuruda bulunmaları yeterli. Zaten genç oldukları için destekliyorlar yani. Bütün elinden gelenlerini yapıyorlar. Hep Tarım İl Müdürlüğü'ne buradan gerçekten çok teşekkür ederim beni destekledikleri için. Biz de teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.
Şu an Altınordu Burhanettin Mahallesi'ndeyiz. Önce marulun dikim aşamasını gösterdik. Şu anda marulun hasadını göstereceğiz. Hasat aşamasında olan bir marul bahçesindeyiz. Yanımda üretici Selim Bey var. Öncelikle Selim Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ne zamandır seranız var? Ne zamandır yetiştiriyorsunuz? 98'de başladık seracılığa. Yani hala devam ediyoruz. Bu kıvırcıklarımızı da Eylül'ün 15'inde diktik. Yani hasat aşamasına geldi. Ama tabii suyu, ilacı, gübresi hepsi ayrı bir meşakkati ve zahmeti var. Oldukça sağlıklı görünüyorlar ve oldukça da doğal görünüyorlar. Gerçekten büyük bir özveri istediğine hepimiz eminiz. Peki bize bu süreçten bahsedebilir misiniz? Yani hasat sürecine gelene kadar nasıl bir süreç ilerliyorsunuz, neler yapıyorsunuz, hangi bakımlara dikkat ediyorsunuz ve ne zaman başladı aslında bu projeye başvuru süreciniz? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Ya dengeli sulama, dengeli gübreleme, günlük kontrol edip herhangi bir haşeretin ve hastalığın olup olmaması, yani başında durulması lazım. Yani fideyi dikip de yani gidip yetişen bir ürün değil. Artı besleme çok önemli. Dengeli beslemeden hastalıklara karşı bunun direnci de artıyor. Yani bunu organik gübrelerle sağlayabiliyoruz. Artı havanın sıcak gitmesi. Tabii bunu etkileyen en büyük faktörlerden bir tanesi. Birlikte iki kişi çalışıyoruz açıkçası. Yani tek yine de çok olduğu için yetişemiyorsun çoğu yerinde. Yani iki kişiyle daha kolay oluyor. Ortalama ne kadar bir ürün çıkıyor? Ve merak ettiğim diğer bir konu, oldukça fazla ürünün de olduğunu görüyorum. Satışlara başlayacak mısınız? Bunları da merak ediyordur izleyeceğimiz büyük ihtimalle. Burada 1600 tek kök var. Yani 1200-1300 tek kök olarak satışa hazır oluyor. Çünkü arada kuruyanlar oluyor. Hepsi büyük diye erişmiyor. Öyle fireler oluyor. Ama bu dönem dönem. Bazı dönemler daha fazla oluyor. Bazı dönemler daha az oluyor. Yani hastalık olmadı mı, hepsi sağlıklı gelişti mi, tane olarak daha fazla kıvırcık çıkıyor. Mevsimin etkisi oluyor mu peki ürünün çeşitliliği? Tabii. Havanın işte yağmurlu gitmesi, rutubetli olması hemen hastalık başlangıcı oluyor. Yani ilaçlasanız da önüne geçemiyorsunuz. Havanın böyle dengeli, her gün güneşli oluşuna daha sağlıklı fide yetişiyor. Yani sıcak soğuk faktörü çok önemli. Dengeli sıcak oldu mu güzel büyüme oluyor, hızlı büyüme oluyor. Peki az önce de sordum ama tekrar sorayım. Satışlar nasıl oluyor peki? Bunlardan da bahsedebilir misiniz bize? Şimdi satışlar anlaşmalı manavlarımız var sürekli getirdiğimiz. Onlarla birlikte yani manavlara veriyoruz yani. Bunun
bir toptancısı falan yok. Yani diğer Antalya'da mesela Samsun, Bafra'da orada çok şey olduğu için, üretici olduğu için onun toptancısı var. Ama bizim öyle bir imkanımız yok. Yani bunu pazarlamasını manalarla yapıyoruz. Haber veriyoruz, o kaç tane istiyorsa, kimisi 100 tane alıyor günlük, kimisi 80 tane alıyor. Günlük satarak elimizden çıkarıyoruz. Ve satılıyor yani, bunu yazın da yaptım, yazın da çok güzel gidiyor. Yani vatandaş bunu yazın pek fazla tüketmiyor ama yazın da lokantalara çok gidiyor. Yazın daha çok aranıyor bu. Çünkü yazın yetiştirmesi meşakkatli olduğu için çoğu da bunu yapmıyor. Salata domatese dönüyor. Yani daha değerli oluyor. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileriyle peki beraber mi çalıştınız bu süreçte? Evet. Ya onlar zaten öğretti. Bu seranın kurulmasında, bu ürünlerin yetişmesinde hep Tarım Müdürlüğü'nün verdiği bilgilerle yetiştirmeyi yaptık. Yani bir vatandaşın bunu yetiştirme tekniğini bilmeden yapması mümkün değil. Ya çok su verir, çürütür. Ya mesafeyi ayarlayamaz, ya bu büyüklüğe getiremez. Mesela komşularımızın da küçük şeraları var. Bu aynı günde diktik ama böyle olmadı Kıvırcık. Yani bunu dengeli beslememiz çok önemli. Onu yetiştiren o gübreyi, o suyu hani bilerek vereceğim. Yoksa mı olmuyor. Yani emeğin karşılığı ne verirsen onu alıyorsun. Bu da böyle. Doğru bakımda yapılamayacak hiçbir şey yani. Yoktur. İşte burada biz hep ziraatçilerle, yani işin doğrusunu öğrenerek bu şekilde getiriyoruz yani. Teşekkür ediyorum Selim Bey. Rica ederim. Kazancınız bol olsun. Sağ olun. Sağ olasın. Ayçin Hanım, önce dikim aşamasını gösterdik. Şu anda hasat aşamasındayız. Peki buraya dair neler söyleyeceksiniz? Evet, biraz önceki hazırlık aşamasındaki bir serayla dikimlerini de birlikte gerçekleştirdik. Şu anda daha önceden dikimi yapılmış bir seranın içerisindeyiz. Artık yaklaşık olarak 1-2 gün içerisinde hasat başlamış olacak. Yaklaşık olarak 45-50 gün arasında bir periyodu var marulun. Daha sonrasında da daha önce bugün beraber dikimini yaptığımız marulları da nasip olursa inşallah 45-50 gün sonra hasat etmiş olacaklar. Teşekkür ediyorum. Peki Esra Hanım, size dönmek istiyorum. Dikim aşamasından bahsettik, hasat aşamasından bahsettik ama hastalık ve zararlılar konusunda pek bir bilgimiz yok. Bize hastalık ve zararlılar konusunda nasıl bilgilendireceksiniz? Peki üreticiler neye dikkat etmeli? Hastalık ve zararlar aşamasında marulumuzu diktik, fidelerimizi diktik. Yetiştiricilik yaparken tabii ki de birçok zararlı ve hastalıklarla karşılaşıyoruz. Sonuçta burası sera ortamı, yani korunmuş bir ortam. Dışarıdaki hastalıklara göre gerek hava sıcaklığının dengede olması ve dışarıya göre mevsimin daha az soğuduğu için birçok hastalık ve zararlılar görünebiliyor. Zaten gördüğünüz gibi üzerimizde bir örtü var ve burada dışarıdaki neme oranla daha fazla nem görülebiliyor. Yani bizim için sera gibi ortamlarda nem demek birçok hastalığın davetiyecisi demek. Biz nemi önlemek için ne yapıyoruz? Görmüşsünüzdür zaten, havalandırmalarımız var. Üreticilerimize sık sık havalandırma yapmalarını öneriyoruz. Tabii ki gördükleri zararlı ve hastalıklar karşısında da biz öncelikle hani bize geliyorlar üreticilerimiz. Selim Bey de bahsetti zaten, hava sıcaklığı, işte hastalıklar, zararlılar. Bize geldiği zaman ilk baktığımız şey bitkinin durumu. Hastalık ve zararlıları ne kadar erken teşhis edebilirsek o kadar çabuk önüne geçebiliyoruz. Bunun için de üreticimizin zaten sera içinde olması gerekiyor. Özellikle ters giden bir durumda.
şu an bir marul serasındayız. Ben size marulda görülebilecek hastalıklardan örnekler göstermek isterdim. Ama üreticimiz çok güzel. Gerçekten bir hastalığı zararlısı yok şu anda. Gayet sağlıklı. Zararlılar kısmında marulda en fazla yaprak bitlerini, yeşil kurtları görmekteyiz. Evet. Marulların gerçekten yaprak bitleri özellikle çok sıkıntı oluyor marullarda. Hastalıklar konusunda da kurşuni küf dediğimiz Botrytis cinerea ve özellikle fidelerin dikim aşamasından yakın zamanlarda görülen kök çürüklükleri marulların en büyük hastalıkları arasında. Peki bunların sebepleri neler oluyor? Bu çürüklüklerin ya da zararlıların sebeplerinin başında hangisi geliyor? Ya şimdi hastalık ve zararlılar yaşayan organizmalar. Evet. Zararlı dediğimiz zaten marullara, işte sebzelere, bizim ürünlerimize arız olan canlı mekanizmalar, böcekler, kurtlar, onlardan bahsediyoruz zararlı diye bahsettiğimiz şeyler. Zaten adı üstünde zararlı. Ha buna ne neden olabiliyor? Dışarıdan giriş yapmış olabiliyor. Bazen biz bunları taşıyabiliyoruz. Mesela başka bir seraya giriyoruz, başka bir yere giriyoruz ya da dışarıdan atıyorum. Çünkü bu saydığım hastalık ve zararlar sadece marulda görülen hastalık ve zararlılar değil. Başka ürünlerde de görülüyor. Dışarıdan, bahçeden kendimiz bile taşıyabiliyoruz bazen farkında olmadan. Anladım. O zaman üreticiler yani zararlardan, hastalıklardan koruması adına doğru bakıma dikkat etmeli. Evet, kesinlikle. Bahçemiz ne kadar bakımlıysa, seramız ne kadar bakımlıysa bizim ürünlerimiz hastalık ve zararlılara karşı o kadar dayanıklı, o kadar güçlüler. Çünkü hastalık ve zararlılar en çok bakımsız seralarda, bakımsız bahçelerde. Mahallesindeyiz. Yanımda Melek Hanım ve Cihan Bey var. Onlar da bir üretici. Marul seralarının yanı sıra yeşil soğan seraları da var. Bize süreçlerden bahsedecekler. Öncelikle Melek Hanım, sizden başlayalım istiyorum. Ne zamandır bu serayı yönetiyorsunuz diyelim ya da serayı işliyorsunuz diyelim? 12 seneden beri işliyoruz burayı. Evet.
12 sene önce nereden geldi peki bu sera kurma olayı? Bunu eşim yaptı, kendi yaptı. Ondan sonra merak şey yapıp devlete başvurduk. Oradan da destekle aldık çok şükür. İki tane de aldık. Ufakla başladık, büyüğe başladık. Öyle gidiyoruz işte. Şu an kaç tane seranız var? Bundan 4 tane seramız var. Peki 4 tane serayı işlemek zor oluyor mu sizin Yok, için? Yok, bizim için zor olmuyor yani. İşin yönünü bildikten sonra her şey kolaya biniyor. Sağlık olduktan sonra her şey yürüyor. Bu da Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinden destek aldınız mı? Yani bu sera kurma fikri ortaya atıldıktan sonra neler yaptınız? Buradan bilmeyen üreticilerimize de bilgilendirebilirseniz eğer. Dönem dönem bunda soğan yapıyoruz, domates, salatalık yaptık. Onu kış dönemi soğan yapıyoruz, yazın salatalıkla domates yapıyoruz. Öbür aşağı seralarda da marul işte. Ondan sonra yeşil fasulye yapıyoruz. Yazın yeşil fasulye, kışın marul. Semizotu ekiyoruz, ıspanak ekiyoruz. Her şeyi yapıyoruz yani, oluyor. Hepsi oluyor, hepsi evet. Verimli oluyor. Evet, evet, evet. Memnunuz yani. Teşekkür ediyorum. Cihan Bey, size dönelim. Biraz da siz anlatabilir misiniz? Bu sera macerasını siz de anlatabilir misiniz? Ya, ufaktan hobiyle başladık. 12 sene içinde 4 tane serayı kurmayı başardık. Nasıl bundan, gidiyor peki? Yani 4 tane serayı işlemesi, dediğim gibi Melek Hanım'a da özveri isteyen bir şey. Yani neler yaptınız? Yönünü bildikten sonra hiçbir zorluğu yok. Başkasına göre zor gelebilir ama bizim için yönünü bildikten sonra, şeyini bildikten sonra hiçbir zorluk yok. Ben şöyle söyleyeyim. Gündüz 11'de hem çayımı da içerim, kahvemi de içerim. İstirahatımı yine yaparım. Yani zor bir yönüm yok. Nelere dikkat ettiniz peki? Bu hem marulu hem yeşil soğanı görüyorum. Oldukça da fazla verimli ve sağlıklı da görünüyorlar. Nelere dikkat ettiniz peki? Sulamasına, ilaçlamasına, gübrelemesine filan. Bakımlarına? Bakımına. Başka bir şeyine değil. Peki bakım yaparken nelere dikkat ettiniz? Hangi özelliklere dikkat aldınız? Yani üreticiler hangi bakımları yapmalılar? Çünkü herkes bu konuda bilgi sahibi değil. Ya bakım yaparken ziraat mühendislerinden bilgi almak lazım. Yani neye ne göre yapılacaksa, ilaç verilecekse, gübresi ne zaman verilecekse onları öğrenmek lazım. Ona göre devam etmek lazım. Peki siz satış yapıyor musunuz? Ya burada yapıyorum ama ben ağırlıklı markette çalışıyorum. Peki nasıl oluyor? Yani talep nasıl bunlara karşı? Üreticinin tepkisi nasıl? Yani üretici demişim, özür dilerim. Vatandaşın tepkisi nasıl? Vatandaşın herhangi bir tepkisi yok. Güzel, yani memnun. Lezzet olaraktan. Lezzet olaraktan, şey olaraktan şu ana kadar herhangi bir sıkıntım olmadı. 12 seneden beri artık bundan sonra da olmadı Allah'ın izniyle. Tavsiye ediyor musunuz peki izleyenlere yapmaları yönünde? Valla becerebildikten sonra herkes yapabilir. Yapsınlar. Önce yaparlar ama becermek önemli. Neden yapsınlar Melek Hanım peki sizi? Yani çok bereketli, yani güzel şey alıyoruz, hasatın verimini alıyoruz. Onun için diyorum. Doğal. Evet, organik. Hani her şey sağlıklı yani. Ziyan etmemek. Teşekkür ediyorum Cihan Bey. Bir şey değil. Sağ olun. Teşekkür. Bize merak edilen tüm bilgileri aktaracak. Evet müdürüm.
Şu anda ilimiz genelindeki seralarda kış döneminde özellikle büyük oranda marul yetiştiriciliği yapılıyor. Şu an içinde bulunduğumuz serada da hasadı yaklaşmış bir marul serasındayız. Burada da yakın zamanda bu marullar hasat edilecek. Gayet güzel, başarılı bir üretim var. Üreticimizi de tebrik ediyoruz. Şu an il genelindeki diğer seralarımızın da büyük bir kısmında bu şekilde marul yetiştiriciliği var. Gene onun yanında yeşil soğan, brokoli, karnabahar ve diğer yeşil sebzelerin yetiştiriciliğini yapan üreticilerimiz de var. Ama ekseriyeti şu an marul yetiştiriyor ve şu an bu gördüğünüz şekilde gayet başarılı üretimler gerçekleştiriliyor. Ben tüm üreticilerimize de buradan teşekkür ediyorum. Onlar üretmeye devam etsinler. Biz onları desteklemeye devam edeceğiz. Sürekli üreticilerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa, onların ne ihtiyacı varsa biz onların yanında olmaya, bundan sonra da bugüne kadar olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ben tüm üreten kardeşlerimize, tüm üreten üreticilerimize, çiftçilerimize teşekkür ediyorum buradan. İlimizdeki tarım arazilerinin çok büyük bir kısmında, %87'lik kısmında fındık tarımı yapılmakta. Tabii biz fındık üreticilerimizin sadece fındığa bağlı kalmamalarını, fındığın yanında arazileri uygunsa mutlaka ikinci bir ürünü, hatta üçüncü bir ürünü de yetiştirmelerini istiyoruz. İşte bu üreticimizin bulunduğu yere bağlı olarak ikinci ürün olarak kivi önerebiliyoruz, seracılığı önerebiliyoruz, çilek yetiştiriciliğini önerebiliyoruz. Yüksek ilçelerde ise her üreticimiz, yüksek ilçelerde rakımın yüksek olduğu yerlerde de patates yetiştiriciliğini veya diğer üzümsü meyvelerin yetiştiriciliğini önerebiliyoruz. Amacımız burada üreticilerimizin fındığın yanında ikinci bir üründen de kazanmasını sağlamak. Böylece işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. İşte bu noktada özellikle sahil ilçelerimizde seracılık bizim için çok çok önemli. Hele şu an ilimize gelen sebzenin güneyden geldiğini, güneydeki illerden geldiğini ve ulaşım masraflarının çok artmasından dolayı maliyetlerin arttığını düşündüğümüz vakit seracılığın ilimiz için daha da önemini artırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte biz bunun farkında olarak ilimizde seracılık faaliyetlerini geliştirmeye, sera alanlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Bu noktada özellikle bakanlığımız kaynaklarını kullanarak, gene Dokap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın kaynaklarını kullanarak ve Büyükşehir Belediye'mizin kaynaklarını kullanarak uyguladığımız ortak projelerle ilimizde seracılık faaliyetlerini daha iyi yerlere taşımaya çalışıyoruz. Son olarak 2021 yılında 50 adet Dokap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan 240 metrekarelik sera dağıtımı gerçekleştirmiştik uyguladığımız bir projeyle. Gene bu sene 2022 yılı içerisinde uyguladığımız bir projeyle şu an ihale aşamasında 15 adet daha 240 metrekarelik seranın dağıtımını gerçekleştireceğiz ve ilimizdeki sera varlığımızın, sera alanlarımızın artırılmasına çalışacağız. Tabii sadece sera desteği vermek suretiyle üreticilerimizi desteklemiyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin imkanları kullanılarak, bakanlığımızın imkanları kullanılarak seracılarımıza verdiğimiz seraların yanında kendilerine fide desteği de sağlıyoruz. Aynı zamanda naylon ihtiyacı olan, naylonları çeşitli vesilelerle çeşitli şekilde zarar gören üreticilerimizin, seracılarımızın da imkanlar ölçüsünde naylon ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz. Tüm bu çalışmaları yaparak ilimizde sera varlığımızı artırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya başlayacağımız Bolaman Havzası projesinde de gene Dünya Bankası destekli bir proje bu. Bu proje kapsamında da 100 adet 240 metrekarelik sera, gene 25 adet 500 metrekarelik seranın da kurulumunu gerçekleştireceğiz. Üreticilerimizi destekleyeceğiz. Bunu nerede yapacağız? Bolaman Havzası'nda, yani Fatsa ve yukarısındaki ilçelerimizde bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. O havzada da sera varlığımızın artırılmasına çalışacağız. Tabii seracılık sektörü hem üreticimize kazandırırken hem de ilimiz ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Seralarımızda yetiştirdiğimiz ürünlerle kış döneminde özellikle marul, yeşil soğan, roka, brokoli gibi ürünler yetiştiriyoruz. Yaz döneminde de domates, fasulye, salatalık, biber, patlıcan gibi
ürünlerin yetiştiriciliğini yapmak suretiyle de buralardan, bu sera alanlarımızdan elde edilen ürünlerin satışıyla da ilimiz ekonomisine önemli bir katkı sağlıyoruz. Seracılık sektörünün ilimiz ekonomisine sağlamış olduğu katkı da yıllık 80-90 milyon TL civarındadır. Bu da küçümsenemeyecek bir rakam, oldukça iyi bir rakam ve biz bu sektörün, seracılık sektörünün ilin ekonomisine olan katkısını çok daha artırmak istiyoruz, çok daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Bu noktada yeni uygulayacağımız projelerle seracılık faaliyetlerini ve sera alanlarımızı daha da artıracağız ve seracılık sektörünün ilimiz ekonomisine olan katkısını artırmış olacağız. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki, ilimizin iklim özelliklerini de dikkate aldığımızda, özellikle sahil şeridinin ılıman iklim kuşağında olduğunu, bu ılıman iklim kuşağında olması nedeniyle de sahil şeridinin seracılık için son derece uygun bir iklime sahip olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Biz bunu değerlendirmeliyiz. Bunu değerlendirmek için de sürekli yeni projelerle sektöre destek veriyoruz. Bugüne kadar uyguladığımız projelerle 2014 yılında 182 dekar olan sera varlığımız, sera alanımız bugün 317 dekarlara ulaşmış durumda. Ben inanıyorum ki uygulayacağımız yeni projelerle çok yakın zamanda bu rakamı çok daha iyi yerlere taşıyacağız, çok daha artıracağız. Seracılık faaliyetleriyle ilimiz ekonomisine ve ülkemiz ekonomisine çok daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Çalışmalarımız bu yönde yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah Ordu'da önümüzdeki dönemde kendi ihtiyacımız olan, bu ilin ihtiyacı olan sebzeyi kendi seralarımızda ürettiğimizi de hep birlikte göreceğiz inşallah. Toprağın Bereketi'nin bu bölümünde kışlık sebze üretimine dair merak edilenleri Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, üretici ve teknik personelle beraber sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı olabilmişizdir. Toprağın Bereketi'nin yeni bölümünde tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.